30 yaşındayım. Susturulmaktan bıktım. Artık konuşmak istiyorum. Şimdi Meral Hanım, sizler tüm ülkeyi geziyorsunuz. Sokak sokak esnaf esnaf. Benim eşim 8 aylık hamile. Benim doğacak çocuğumun geleceğini ben görmüyorum. Bu ülkede. Görmüyorum ben. Çocuğumun doğacak çocuğumun geleceğini görmüyorum. Ve benim çocuğum kız olacak. Allah kısmet ederse. Ve bu kadar kadın cinayeti gerçekleşmişken bu ülkede, bu kadar kadın şiddeti gerçekleşmişken ben nasıl bir evlat yetiştireceğim bu ülkede? Ülkenize güvenmeye devam edin oğlum. Biz sonuna kadar ülkemize güveniyoruz. Tabii, ülkenize güvenmeye, bayrağımızı dalgalandırmaya sonuna kadar güveniyoruz. Devam edin. Ben ama sizden tek bir şey rica ediyorum. Yarın hep bir grup toplantısı var. Grup toplantınızın belki çarşamba günü olacak. Çarşamba %80'ini Atatürk'e ayırın. Anladım. Yeter artık. Atatürk'e yapılan haksızlık, hakaretten sıkıldık. Bak şimdi bütün gazeteci arkadaşlar seçiyorlar. 30 yaşındayım. Susturulmaktan bıktım. Artık konuşmak istiyorum. Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. Yanlış demiyorum. Hiç kimse yanlış değil. İnsanoğludur. Hata yapabilir. Ama biz sizlere güvendik. Bak, böyle bir felaket. Kemal Başkan'a güvendik. Sizlere güvendik. Lütfen bizim değerlerimize, milli ve dini değerlerimize sahip çıkın. Derdimiz büyük. Hiçbir şey yerlerine durmuyor. Eşler sıfır. Girdi yüksek. Maaşları ödeyemiyoruz. Yer satıyoruz. Kaç kişi çalışıyor? 16 eleman çalışıyor. 16 eleman. Ve şimdi işçi çıkarmak durumundayız. Vay be. Dün bir haber geldi mesela. Vay be. Ona 25 milyon zam geldi. Önüne geçemiyoruz. İster al ister alma şeyine geldiler. Şu an yasaklarda her gün 2000 lira eksiğimiz var. Vay. Nereye kadar dayanacak? Dayanacak güç de kalmadı. İşler nasıl? Sıfır. Bekliyoruz sizi. Hemen gelin. Birlikte bir şeyler yapalım. Vallahi bir şey yok. Vallahi yok. Oturuyoruz bütün gün. Ne yapalım? Gençlerimiz işsiz. Atama yok. İş yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kaç çocuğunuz var? 3 kızım var. Çalışıyorlar mı? Yani şöyle. Asgari. Üniversite bitirmiş. Üçü de. Üçü de üniversite bitirmiş. Sizi? Evlendirmek zorunda kalırmış olmayınca ne yapalım? Durum aynı. Durum aynı. Ne yapacağız? Çaremiz yok. Ülkemin tek edecek halim yok. Ülke benim ülkem. Tek edemem. Bu manada demedim. Yani niye terk edeceğiz? Bunlara çare bulacağız hep. Yani İnşallah. Temelimiz o. İsteğimiz o. Çiftçiye destek istiyoruz. Başka 5 tane yani. Maaş alan danışman var bu ülkede. Sayın Bakanımız geldi. Hiçbir şu anda bir bahsetmedi. Buğdayı aldı gittiler. Reklam yaptılar. Biz burada mı çaresiz? İşte buyurun. Ben geçen defa 100 metre, 100 metre aşağıda. Patatesi, elmayı söyledim. Elmaya yapmadılar. Patatesi aldılar. Soğanı söyleyeceğiz. Soğanı inşallah. İnşallah. Zor geçiniyorum. Bu yaşımda bak 60 yaşına geldim yaklaşık çalışıyorum. Yani yetmiyor. Ne kaç çocuk var? 3 tane. Yani. 3 çocuk bir üniversitede mi? Bir üniversitede şu anda okumuyor yani. Çünkü ana evden okuyor. Evet. Bir bilgisayarı için, var mı mesela? Bilgisayarı yok. Bu nasıl bir şeydir ya? Başkanım artık bizi vallahi bu çağ dışı zihniyetten kurtarın artık bizi ya. Gerçekten sıkıldık. Yani bu zihniyet bizi çok kötü yapıyor yani. Geriye doğru gidiyoruz. Sürekli geri geri geri. 10 kilo zaten 10 liraya satıyoruz. İnsanlarda para yok. Alacak alım gücü çok zayıfladı yani. Oğlan Bursalı. Oğlan kız mı okuyor? Oğlum işte burada benimle beraber. Sen tanıştırayım misin Ali oğlum. Oğlum ne okuyorsun? Cumhuriyetimizde. İngiliz Dili Edebiyatı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı. Hep de İngiliz Dili Edebiyatı. Evet. Peki Bursalıyor musun? Hayır. Bursa almıyor. İşte babam destekliyor. Başka şekilde mümkün değil zaten.